de Allahü Teala duanın faziletini beyan ederken onu emretmekle yetinmemiş, tam aksine başka bir ayetle kendisinden talepte bulunulmadığında gazap ettiğini de beyan ederek işte onlar kendilerine bir azabımız gelip çattığı zaman olsun yalvarmak değil miydiler? Fakat yürekleri katılaşmış, şeytan da yapmakta olduklarını süsleyip küsemiştir. Enam 43 buyurmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de sizden birisi, Allah'ım, eğer dilersen beni bağışla, demesin. O, bunda kesin ifade kullanarak, Allah'ım, beni bağışla, beni affet, desin işte bu sırdan dolayı Hazreti Musa, aleyhisselam, kesin ifadeler kullanarak dua etmiş ve, Rabbim göğsüme genişlik ver, demiştir. E, Cenab-ı Hakk'ın, Rabbiniz, şöyle, buyurdu, bana dua edin, mümin, 60 ayeti de, duanın fazileti hususundadır. Bu ifadede, ümmeti Muhammed için büyük bir ikram vardır. Çünkü Cenab-ı Hak, İsrailoğullarını büyük bir biçimde üstün kılarak, onlar hakkında, ben sizi, zamanınızdaki alemlere üstün kıldım, maide, 20, buyurmuştu. Onların bu büyük derecelerine rağmen, yine onlar Hazreti Musa, aleyhisselam, a, bizim için Rabbine dua et de, onun ne olduğunu bize açıklasın, Bakara, 68, demişlerdir. Yine havariler, Bizler Allah'ın dininin yardımcılarıyız Ali İmran 52 sözlerindeki selaletlerine rağmen Hazreti İsa aleyhisselam'dan gökyüzünden indirilmiş bir sofra istemişlerdir. Sonra Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed hakkında bu vasıtaları kaldırarak onlara vasıtasız olarak hitapta bulunmuş, bana dua edin kabul edeyim mümin altmış ve Allah'tan onun lütfunu isteyiniz Nisa 32 buyurmuştur. İşte bu sebeplerden ötürü, ümmeti Muhammed için böyle bir fazilet tahakkuk ettiği için ve Hazreti Musa, aleyhisselam, da bunun böyle olacağını bildiği için, Allah'ım beni ümmeti Muhammed'den kıl, demiş ve bunda ötürü ellerini dua için kaldırıp, Rabbim göğsüme genişlik ver. Kulların kısımları. Bil ki Allahü Teala, kullanın sana beni sorunca, işte ben muhakkak yakınım, Bakara, 186, buyurmuş ve kullarını şu yedi kısma ayırmıştır a, masum, günahsız, kullar. Nitekim Hak Teala, ey iblis, benim kullarımın üzerinde senin hiçbir tahakkümün yok, hikır, 42, buyurmuştur. Allahü Teala en büyük ismetini, masumiyeti ilahi korumayı, Hazreti Musa, aleyhisselam, a vermiştir. Çünkü o, ben seni kendim için seçtim. Taha, 41, buyurmuştur. İşte bundan ötürü Hazreti Musa, aleyhisselam, da, daha fazla, ismet, isteyerek, Rabbim göğsüme genişlik ver, demiştir. B. Seçkin kullar. Nitekim Cenab-ı Hak, selam, Allah'ın seçtiği kullar üzerine olsun, Nemel, 59 buyurmuştur. Allahü Teala, Hazreti Musa, aleyhisselam, a daha fazla seçkinlik vermiştir. Çünkü o, ey Musa, ben peygamberliğim ve kelamım için seni seçtim, Araf, 144, buyurmuştur. İşte bu sebeple Hazreti Musa, aleyhisselam, da, daha fazla seçkinlik isteyerek, Rabbim göğsüme genişlik ver, demiştir. C. Müjdelenmiş kullar. Nitekim Cenab-ı Hak, sözü dinleyip en güzeline tabi olan kullarımı müjdele, Zümer. 18. Buyurmuştur. Bu husus Hazreti Musa, aleyhisselam, ya da verilmiştir. Çünkü Cenab-ı Hak, ben seni seçtim. Şimdi vahyolunacak olunacak şeyleri dinle. Taha, 13 buyurmuştur. Hazreti Musa, aleyhisselam, da daha fazla müjde isteyerek, Rabbim göğsüme genişlik ver, diye dua etmiştir. D. ikrama uğramış kullar. Nitekim Allahü Teala, ey kullarım size korku yok, Zohruf, 68 buyurmuştur. Bu ikram Hazreti Musa, aleyhisselam, ya da yapılmıştır. Çünkü Allahü Teala, korkmayın çünkü ben sizinle beraberim, Taha, 46, buyurmuştur. Hazreti Musa, aleyhisselam, da bunun artırılmasını isteyerek, Rabbim göğsüme genişlik ver, demiştir. E, mağfiret edilmiş kullar. Nitekim Cenab-ı Hak, kullarıma benim gafur ve rahim olduğunu haber ver, Hikr, 49, buyurmuştur. Hazreti Musa, aleyhisselam, ya da mağfiret et. Sed, 35, Cenab-ı Hak da onu bağışlamıştır. Hazreti Musa, aleyhisselam, daha fazla mağfiret isteyerek, Rabbim göğsüme genişlik ver, diye dua etmiştir. F. Hizmet eden kullar. Nitekim Cenab-ı Allah, Rabbinize ibadet ediniz, Bakara, 21, buyurmuştur. Bu husus, Hazreti Musa, aleyhisselam, ya da nasip edilmiştir. Çünkü Cenab-ı Hak ona, ben seni kendim için seçtim, Taha. 41, buyurmuştur. Hazreti Musa, aleyhisselam, daha fazlasını isteyerek, Rabbim göğsüme genişlik ver, demiştir. G. Allah'a yakın, mukarreb kullar. Nitekim Cenab-ı Allah, kullanayım sana beni sorunca, işte ben muhakkak ki yakınım, Bakara, 186, buyurmuştur. Bu yakınlık Hazreti Musa, aleyhisselam, ya da verilmiştir. Nitekim Allahü Teala, biz ona Türk dağının, sağ tarafından nida ettik. Onu, çok münacat eden bir kimse olarak yaklaştırdık, Meryem, 52, buyurmuştur. Hazreti Musa, aleyhisselam, da yakınlığın daha tam olmasını istemiş ve, Rabbim göğsüme genişlik ver, diye dua etmiştir. Kalbe genişliği kavramını izaha devam. Üçüncü fasıl, ayetteki, Rabbim göğsüme genişlik ver, ifadesi ile ilgili birkaç izah bulunmaktadır. 1- Allahü Teala, Hazreti Musa aleyhisselam a6 şey ile yani. A şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka hiçbir tanrı yok. Taha 14 ayeti ile tevhid bilgisi. B bana ibadet et. Benim zikrim için dosdoğru namaz kıl. Taha 17 buyurarak ibadet ve namaz emri. C çünkü o saat kıyamet şüphesiz gelecektir. Taha 15 buyurarak Ahiret bilgisi, D. Ey Musa, o sağ elindeki ne? Taha, 17, buyurarak, dünyadaki fiillerinin hikmeti, E. Sana en büyük ayetlerimizden gösterelim diye, Taha, 23, buyurarak, apaçık çok net mucizeler arz etme. F. Onu küfür ve isyan bakımından insanların en azgını olan, Firavun'a, peygamber gönderme ile hitap edince, bu zor mükellefiyetler, Hazreti Musa, aleyhisselam, ıne bunlar altında ezilmesine sebep olmuştur. Böylece Cenab-ı Hak, Hazreti Musa, aleyhisselam, ıne bu zorlanışını, mucizelerle gidermek istedi ve ona, kendisinden istekte bulunanların kendisine yakın olacağını bildirdi, öğretmek için, Rabbim göğsüme genişlik ver, buyurdu. Hazreti Musa, aleyhisselam, da, o mükellefiyetlerin zorluğunu, Allah'a yaklaşmak suretiyle, hafifletmek istedi ve, Rabbim göğsüme genişlik ver, dedi. Şöyle de denebilir, Hazreti Musa, aleyhisselam, insan ve cin şeytanlarından çekinme ve dua ile Cenab-ı Hakk'a yakın olma makamına ulaşıp, insan ve cin şeytanlarının gailelerinden emin olabilmek için, bu duayı yaptı. 2. Bununla şu kastedilmiştir, Cenab-ı Hak, Hazreti Musa, aleyhisselam, Ine Firavun ve kavmine gitmesini isteyip, böylece de onun mahlukat arzusunun Hazreti Musa, aleyhisselam, dan tamamen kesmek istedi ve ona Rabbisine dua edenin Rabbe yaklaşıp, huzurunda bir yer adineceğini bildirdi. Böylece de onun bütün arzuları sona erdi. O, işte bunun için, Rabbim göğsüme genişlik ver, demiştir. 3. Varlık, nur, yokluk da zulmet gibidir. Allah'ın dışında kalan her şey sırf bir yokluktur. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın zatı dışındaki her şey yok olmaya mahkumdur. Binaenaleyh onlar sanki yokluğun, maddeler ve imkanlar aleminin karanlıkları içindedirler. İşte bundan ötürü Hazreti Musa Aleyhisselam kalbimin marifetullah ışığının güzellikleri içine oturabilmesi için ya Rabb'i göğsüme genişlik ver dedi. Göğsü açılan ve ilahi nurun ışığı altında oturan kimse zulmetler, karanlıklar içinde oturanları görmez. O göğsünün açıklığının kazandırdığı ışra oturduğunda da, varlık alemindeki hiç kimseyi göremez. İşte bundan ötürü bunun peşinden, Hazreti Musa, aleyhisselam, işimi kolaylaştır, demiştir. Çünkü kul böyle, istirak makamında, bulunduğunda, başka hiçbir şey için vakit bulamaz. 4. Hazreti Musa, aleyhisselam, ya Rabbi göğsüme genişlik ver, diye niyaz etmiş ve, çünkü insanın gözü kendi zatında zayıftır, Allah'ım, her şeyi olduğu gibi görebilmem için, bana muvaffakiyet güneşini göster, demiştir ki bu, Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, in, Allah'ım, eşyanın hakikatini bize olduğu gibi göster, şeklindeki duası manasındadır. Bil ki göğsün genişlemesi, ilahi nurun kalbete parlamasının bir mukaddimesi, şartıdır. Dinleme, kulak verme işi de, sözün duyulması neticesi olan anlama işinin bir mukaddimesidir. Bina analeyha ve taala Hazreti Musa aleyhisselam a şimdi vahy yolunacak şeyidini buyurarak ikinci mukaddimeyi bildirmiştir. İşte bu sebeple Hazreti Musa aleyhisselam da aynı şekilde davranarak bir başka mukaddimeyi isteyip Rabbim göğsüme genişlik ver demiştir. İş Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem e varıp dayanınca ona, Rabbim benim ilmimi artır, Taha, 114 demesi emredilmiştir. İlim, netice ve gayedir. Binaenaleyh Allahu Teala Hazreti Musa, aleyhisselam, Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, in gelişinin bir mukaddimesi, bir habercisi gibi olunca, ona, mukaddimeyi, Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, de bir netice gibi olunca, ona da netice olan ilmi vermiştir her şeydeki hikmeti böylesine ince olan zatı takdis ve tenzih ederiz. 5. Dua edenin şu iki vasfı vardır. A. Allah'ın kulu olması. Nitekim Cenab-ı Hak, kullarım sana beni sorunca, işte ben muhakkak ki yakınım, Bakara. 186. Buyurmuştur. B. Okulun, bir Rabbisinin olmaz. Nitekim Allahü Teala, Rabbiniz dedi ki, bana dua edin, ben de icabet edeyim, mümin, altmış buyurmuştur. Cenab-ı Allah bu ayette kendisini kullarına izafe etmiş, Rabbiniz, demiş, amma bizi, kullarını, kendisine izafe edip kullarım, dememiştir. Dua eden kimse, işte bu iki açıdan tam olmuş olur. Böylece Hazreti Musa, aleyhisselam, bu bahçeden yemek istedi ve, Rabbim göğsüme genişlik ver, dedi. 6. Allahü Teala, Hazreti Musa aleyhisselam ı onu çok münacat eden bir kimse olarak yaklaştırdık Meryem 52 buyurarak şereflendirmiştir Böylece sanki Musa aleyhisselam da onu çok münacat eden bir kimse olarak yaklaştırdık Buyurduğuna göre ben sona yakın oldum Fakat ben senin de bana yakın olmanı arzu ediyorum dedi Bunun üzerine Cenab-ı Allah Ey Musa, aleyhisselam, kullarım sana beni sorunca, işte ben muhakkak ki yakınım. Bakara, 186, buyurduğumu duymadın mı? Binan sana yakın olmam için, dua et, buyurdu. İşte bu durumda Hazreti Musa, aleyhisselam, Rabbim göğsüme genişlik ver, dedi. 7. Hazreti Musa, aleyhisselam, Rabbim göğsüme genişlik ver, demiştir. Halbuki Cenab-ı Hak, Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, e, ey Habibim, senin göğsünü genişletmedik mi? İnşirah, bir, demiştir. O, Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, iyi bu halde de bırakmamış ve, aydınlatan ve kandil, ahzab, 46, kılmıştır. Binaenaleyh aradaki farka bir bak. Çünkü göğsün genişletilmesi, göğsün nuru kabul edip alması demektir. Aydınlatan kandil ise, ışığı nuru veren demektir. Binaenaleyh Hazreti Musa, aleyhisselam ile Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, arasındaki fark olan ile veren arasındaki fark gibidir. Sonra biz deriz ki, ey Rabbimiz, bizim dinimiz, yani, la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur, kelimesi tevhidimiz nur, abdestimiz nur, namazımız nur, kabrimiz nur, cennetimiz nurdur. Bize bu dünyada verdiğin nurlar hakkı için, kıyamette bizi fazlının ve ikramının nurlarından mahrum etme. Dördüncü fasıl, ayetteki, Rabbim göğsüme genişlik ver, ifadesi, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, e sorulunca, bu, genişlik kalbe ablan bir nurdur, buyurmuştur. Bunun üzerine, onun atıldığının emaresi nedir? diye sorulduğunda, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, aldanış yurdu olan bu dünya, sevgisinden uzaklaşıp, ebedi yurt olan ahirete, yönelmek ve ölüm gelmezden önce ölüm için hazırlanmaktır, buyurdu. Kur, anda, nur, diye nitelenen on şey. Kalbin genişlemesinin, nur, lanması, manasına geldiğine, Hak Teala'nın, öyle ya, Allah'ın göğsünde Müslümanlık için inşirah, genişlik, verip Rabbinden bir nur üzere olan kimse, hiç kalbi mühürlü olan kimse gibi olur mu? Zümer, 22, ayeti de delalet eder. Bil ki Allahü Teala kur, anda on şeyi, nur, diye tavsif etmiştir. A. Kendi zat-ı ilahiyesini. Nitekim o, Allah göklerin ve yerin nurudur, nur, 35 buyurmuştur. B. Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, i. Nitekim o, muhakkak ki size Allah'tan bir nur olan o peygamber ve apaçık o kitap gelmiştir, maide, 15 buyurmuştur. C. Kur, an Kerim'i. Nitekim o, o, Muhammed'le, birlikte gönderilen Nur'a tabi olunur, Araf, 157, buyurmuştur. D. İman. Nitekim o, o kafirler, ağızlan ile Allah'ın nurunu söndürmek isterler, Tevbe, 32, buyurmuştur. E. Adli ilahisini. Nitekim o, yeryüzü Rabbinin nuru ile aydınlanmıştır, Zümer, 69, buyurmuştur. F. Ay ışığını. Nitekim Allahü Teala, o, Allah, onlar arasında ayı nur kıldı, Noh, 16, buyurmuştur. G, gündüzü. Nitekim Hak Teala, o, zulmetleri ve nuru yaratandır, Enam, bir, buyurmuştur. H, beyineleri delilleri. Nitekim Cenab-ı Allah, biz, kendisinden hidayet ve nur bulunan Tevrat'ı indirdik, Maide. 44, buyurmuştur. Bir, peygamberlerini. Nitekim Allahü Teala, Nur üzerine nur, bu peygamberler. Nur, 35, buyurmuştur. K. Marifetullah. Nitekim o, onun nurunun sıfatı, sanki içinde bir lamba bulunan bir hücre, yuvadır. Nur, 35, buyurmuştur. Sanki Musa, aleyhisselam, Allah'ım, senin celal ve kibriya nurlarının marifeti ve bilgisi ile göğsümü aç. 2. Peygamberlerin ve nebilerinin huy ve ahlakları ile beni ahlaklandırmak suretiyle göğsüme genişlik ver. 3. Senin vahiyine uymam, emir ve yasaklarına imtisal etmem suretiyle göğsüme genişlik ver. 4. Senin uluhiyetine iman etmemin ve yakinen tasdikimin nuru ile göğsüme genişlik ver. 5. Kaza, kader ve hükümlerindeki adaletinin sırlarına muttali kılarak, göğsüme genişlik ver. 6. Tıpkı Hazreti İbrahim, aleyhisselam, in yıldızlardan, aydan ve güneşten başlayıp senin izzetin huzuruna ulaşması gibi, güneşinin ve ayının nurundan, izzetinin celalinin nurlarına geçmem için, göğsüme genişlik ver. 7. Gündüzünü ve geceni görüp düşünmekten, fazlının gündüzünü ve adaletinin gecesini düşünmeye geçebilmem için, ya Rabbi göğsüme genişlik ver. 8. Senin yeryüzündeki ve göklerindeki beyinelerinin düğümlerine, ayetlerinin ana noktalarına muttali kılmak için göğsüme genişlik ver. 9 Önceki peygamberlerin şekillerinin arkalarında, onların yolunda olabilmem ve alemlerin Rabbi'nin hükmüne etme etmede onlar gibi olabilmem için göğsüme genişlik ver. 10 Kalbimde iman kandilini tıpkı içinde bir lamba bulunan bir yuva gibi kılmak suretiyle marifet nurunu onun içinde yakarak ya Rabbi göğsüme genişlik ver demiştir. Bil ki göğsün açılması, kalbin tıpkı bir kandil gibi parlaması için, kalbo ışığın yakılması demektir. Bu nur, tıpkı bir ateş gibidir. Bil ki bir kandil yakmak isteyen, şu yedi şeye muhtaçtır. A. Kav, B. Çakmak taşı, C. Tutuşturularak şey, D. Kükürt, E. Kandil, F. Fitil, G. Yağ. Binaenaleyh kul, göğsün açılması demek olan o nuru istediğinde, şu yedi şeye muhtaçtır. 1- kav haline getirecek bir mücahede. Nitekim Cenab-ı Hak, bizim urumuzda mücahede edenleri, yollarımıza iletiriz, Ankebut, 69, buyurmuştur. 2. Tazaru taşı. Nitekim Cenab-ı Hak, Rabbinize tazaru, yalvara yakara ve gizlice dua edin, Araf, 55, buyurmuştur. 3. heva hevesi engelleme kavı. Nitekim Cenab-ı Hak, nefsini heva hevesinden engelleyen kimse. Naziat, 40 buyurmuştur. 4. Allah'a dönme kibriti, kükürdü. Nitekim Cenab-ı Hak, bu odunları, Allah'a tevbe kibriti ile yakarak, Rabbinize dönünüz, Zümer, 54 buyurmuştur. 5. Sabır kandili. Nitekim Allahü Teala, sabır ve namaz ile, haktan, yardım isteyin, Bakara, 45 buyurmuştur. 6. Şükür fitili. Nitekim Cenab-ı Hak, eğer şükrederseniz, nimetlerimi, sizin için artırırım, İbrahim. 7. Buyurmuştur. 7. Rıza yağı. Nitekim Allahü Teala, Rabbinin hükmüne sabret, razı ol, Tur, 48, yani, Rabbinin kaza ve kaderine razı ol, buyurmuştur. Binaenaleyh bu alet ve edevat uygun ve tam olunca da onlara güvenme. Aksine maksadı Rab Teala'dan talep et. Nitekim Cenab-ı Hak, Allah'ın insanlara açacağı herhangi bir rahmeti tutacak kimse yoktur, Fatır, 2, buyurmuştur. Sonra bu gayeyi, huşu ve huzuail ondan iste. Nitekim o, Rahman'ın haşyetinden dolayı sesler kısılır. Artık bir fısıltıdan başka bir şey işitmezsin, Taha, 108, buyurmuştur. İşte bu noktada yalvarma yakarma elini kaldırır ve, Ya Rabbi, göğsüme genişlik ver, dersin. O zaman, Ey Musa istediğin sana verilmiştir, Taha, 36, denildiğini duyarsın. İlahi nur güneşten üstündür. Sonra biz deriz ki, göğsün genişletilmesi demek olan bu manevi nur, şu sebeplerden ötürü güneşin nurundan daha üstündür. Bir, Güneşin nurunu bulut engelleyebilir. Halbuki marifet güneşinin nurunu yedi kat gök bile engelleyemez. Çünkü Hak Teala, güzel kelimeler ancak ona yükselir, fatır, on, buyurmuştur. 2. Güneş geceleri batar, gündüzleri çıkar. Nitekim Hazreti İbrahim, aleyhisselam, ben batanları sevmem, enam, 74 demiştir. Fakat marifet güneşi geceleri de batmaz. Çünkü Allahü Teala, gerçekten gece kalkan net, uygunluk itibarıyla daha kuvvetlidir. Müzemmil, 6 ve onlar, seherlerde istiğfar ederler, Ali İmran, 17 buyurmuştur hatta ruhani lütufların en mükemmeli, geceleri gerçekleşir. Nitekim Cenab-ı Hak, kulu, Muhammed'i, bir gece yürüten, Allah, ne şanı ne yücedir. İsra, bir, buyurmuştur. Üç, güneş fanidir. Nitekim Allahü Teala, güneş dürülüp sarıldığında, tekvir, bir, buyurur. Marifet güneşi ise fani değildir. Nitekim Cenab-ı Hak, sizlere, Rahim Rabbiniz tarafından sözlü selam olsun, Yasin, 58, buyurur. 4. Ay güneşin tam önüne geldiğinde güneş tutulur. Fakat marifet nuru, yani, eşhedü en la ilahe illallah, marifetidir, buna, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, ayının nuru onun tam karşısında, yanında, yer almadıkça, bunun nuru uzuvlar alemine ulaşamaz. 5. Güneş yüzleri karartır, marifetullah ise onları parlatır. Nitekim Cenab-ı Hak, o gün kimi yüzler a yumuşak g a N, R, kimi yüzler mosmor kesilir, Ali İmran, 106 buyurmuştur. 6. Güneş yakar, marifetullahın nuru ise kişiyi yanmaktan kurtarır. Nitekim cehennemin şöyle dediği rivayet edilmiştir, ey mümin çabuk geç. Çünkü nurun ateşimi söndürüyor. 7. Güneş baş ağrısı yapar, marifetullah ise yüceltir. Nitekim Cenab-ı Hak, güzel kelimeler ancak ona yükselir. Fatır, 10, buyurmuştur. 8. Güneşin faydası dünyevidir. Marifetullah'ın faydası ise uhrevidir. Nitekim Cenab-ı Hak, baki olan salih ameller ise Rabbin nezdinde mükafat olarak daha hayırlıdır. Kef, 46, buyurur. 9. Gökteki güneş, yeryüzündekilerin, yeryüzündeki marifetullah ise gökyüzündekilerin ziynetidir. 10, güneş şekil itibarı ile üstte, mana ve değer bakımından ise alttadır bu, tekebbür ile hasede delalet eder. Marifetullah ise, şekil itibarı ile altta, mana ve değerce üsttedir. Bu da, şeref ve tevama delalet eder. 11, güneş, mahlukatın hallerini ortaya çıkarır, gösterir. Marifetullah sayesinde ise kalp yaratıcısına ulaşır. 12, güneş, dost düşman herkes üzerine doğar. Marifetullah ise ancak Allah'ın dostları için doğar. Binaenaleyh marifetullah böyle güzel sıfatlara sahip olduğu için Hazreti Musa Aleyhisselam ya Rabbi göğsüme genişlik ver demiştir. Bundaki nükteler şunlardır. Kalp genişliği kavramındaki bazı incelikler. Bir güneş Allah'ın sonunda yok olmak üzere tutuşturduğu bir kandildir. Nitekim Cenab-ı Hak onun üzerinde olan her şey fanidir, Rahman, 26, buyurur. Marifetullah ateşini ise, hiç sönmemek üzere, baki olsun diye, yakmıştır. Binaenaleyh fani olmak üzere yarattığına, şeytan bile yaklaşsa yanar. Nitekim o, karşısında, gözetip duran, bir şihab, ateş parçası, bulur, cin, dokuz. Sönmemek üzere yaratılan marifetullah'a ise şeytan nasıl yaklaşabilir? İşte bundan ötürü Hazreti Musa, aleyhisselam, Rabbim göğsüme genişlik ver, demiştir. 2. Allahü Teala, güneşi gökyüzünde yakmış ve tutuşturmuştur ki o, bunca uzak olmasına rağmen evindeki karanlığı giderir. Allah marifet güneşini ise, kalbinde tutuşturmuştur. Bu güneş sana bunca yakın olması ile, masiyet ve küfür zulmetini oradan silip atamaz mı hiç? 3. Bir lamba yakan, onu garanti eder ve ona destek olur marifet lambasını tutuşturmuş olan da Allah'tır. Çünkü, fakat Allah imanı size sevdirdi, hücurat, yedi, buyurmuştur. Binaenaleyh hiç o, bu lambayı sürdürüp, desteklemez olur mu? İşte, Rabbim göğsüme genişlik ver, bu manayadır. 4. Hırsız evde bir lambanın yandığını gördüğünde oraya yaklaşmaz. Allah senin kalbinde marifet kandilini yakınca, şeytan oraya nasıl yaklaşabilir? İşte bundan dolayı Hazreti Musa, aleyhisselam, Rabbim göğsüme genişlik ver, demiştir. 5. Mekusiler, bir ateş yakmışlardır. Binaenaleyh, onlar onu söndürmek istemezler, el melikül kuddüs olan Allah da, iman kandilini senin kalbinde yakmıştır, artık onun sönmesine nasıl razı olur? Allah'ın mümin kalbe dokuz lütfü. Bil ki Hak Teala, müminin kalbine şu dokuz ikram ve kerameti vermiştir bir, hayat, nitekim Cenab-ı Hak, bir ölü iken kendisini dirilttiğimiz, hiç karanlıklarda kalan kişi gibi olur mu? Enam, 122, buyurmuştur. Musa, aleyhisselam, ruhani hayatiyete arzu duyunca, Rabbim, göğsüme genişlik ver, dedi. Buradaki nükte şudur, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, kim ölü bir araziyi, kimsenin mülkü olmayan boş araziyi, ihya ederse, o arazi onun olur, buyurmuştur. Binaenaleyh kul, bir araziyi ihya ettiği için, o arazi onun olmuştur. Allahü Teala kalbi yaratıp onu iman nuruyla ihya edince, o kalbete nasıl, başkasının hissesi olabilir? Çünkü, Cenab-ı Hak, Allah de, sonra da onları bırak, Enam, 91 buyurmuştur. İman, kalbin hayat ve can damarı olduğu gibi, küfür de kalbin ölümü demektir. Nitekim Cenab-ı Allah, diriler değil, ölülerdir, Nemel, 21, buyurmuştur. 2. Şifa. Nitekim Allahü Teala, müminler zümresinin göğüslerini ferahlandırsın, Tevbe, 14, buyurmuştur. Hazreti Musa, aleyhisselam, da şifayı arzuladığı için ellerini kaldırdı ve, Ya Rabbi, göğsüme genişlik ver, dedi. Bunun nüktesi de şudur, Allahü Teala, baldaki şifayı, ebedi kılmıştır. Binaenaleyh, o kalbe şifayı koyunca, bu şifa nasıl ebedi kalmaz? 3. Taharet, temizlik. Nitekim, Cenab-ı Hak, onlar Allah'ın, takva için kalbilerini imtihan ettiği kimselerdir, Bu hukörat. 3. Buyurmuştur. Hazreti Musa, aleyhisselam, da tavka temizliğini elde etmek arzusunda olunca, Rabbim, göğsüme genişlik ver, dedi. Bundaki nükte de şudur, döküncü, kuyumcu, altını eritince, artık onu bir daha ateşe tutmaz. Binaenaleyh, Cenab-ı Hak, müminin kalbini imtihan edip, onu iman açısından saflaştırınca, onu daha nasıl ikinci kez ateşe sokar. Ancak ne var ki Allah, kafirin kalbini ateşe sokar. Çünkü o, ki Allah, murdarı, posasını, temizinden, halis olandan, ayırt etsin, enfal, 37, buyurmuştur. 4. Hidayet. Nitekim Cenab-ı Hak, kim Allah'a iman ederse, Allah, onun kalbine hidayet eder, teabun. 11. Buyurmuştur. Hazreti Musa, aleyhisselam, hidayetini arttırma talebi içinde olduğundan, Rabbim göğsüme genişlik ver, demiştir. Bundaki nükte de şudur, Peygamber, senin nefsini, Kur'an, ruhunu, Allah da kalbini hidayete erdirir. Küfürden hidayete erdirme Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, ben olunca, hiç şüphesiz bu, bazan gerçekleşir, bazan da gerçekleşmez. Çünkü Cenab-ı Hak, sen, sevdiğin kişiyi hidayete erdiremezse ne? Fakat Allah'tır ki, bunu dilerse, ona hidayet verir, kasas. 56, buyurmuştur. Ruhun hidayeti Kur'an tarafından olunca, bu da bazan gerçekleşebilir, bazan da gerçekleşmeyebilir. Nitekim Cenab-ı Hak, onunla bir şaşırtır, yine onunla bir yola getirir, Bakara, 26, buyurmuştu. Kalbin hidayeti Allah'tan olunca, hidayete erdiren ezeli ve ebedi olduğu için bu hidayet de son bulmaz. Nitekim o, Allah selam evine çağırır ve o, kimi dilerse onu doğru yola iletir, Yunus, 25 buyurmuştur. 5. Kitabet, yan yazma. Nitekim Cenab-ı Hak, onlar, o kimselerdir ki, Allah, imanı kalbilerine yazmış, mücadele, 22 buyurmuştur. Hazreti Musa o, kitabete, yazmaya, arzu duyunca, Rabbim göğsüme genişlik ver, dedi. Bunda, bir değil, birkaç nükte vardır. A. Kağıdın bizatihi bir değeri yoktur. Ama ona, Kur'an-ı Kerim yazıldığında, onu yakmak caiz değildir. Binaenaleyh, Cenab-ı Hakk'ın, kendisine, kendi zat ve sıfatlarının durumlarını yazdığı müminin kalbini yakması, kerim olan ona nasıl uygun düşebilir? B. Bişrul Hafi, üzerinde Allah'ın adının yazıldığı kağıda ihtimam gösterdiği için, iki dünyanın saadetini elde etmiştir. İçinde marifetullah bulunan kalp, böyle bir ikrama daha layıktır c. Yazı yazılmamış kağıda, Allah'ın ismi azamı yazıldığında, onun kadri kıymeti yükselir. Öyle ki, cünüp ve hayızlı kimsenin ona dokunması bile caiz olmaz. Daha ötesi, Şafi, Ar, H, Mushaf'ın kapağına dokunulamayacağını söylemiştir. Çünkü Cenab-ı Hak, ona tam bir surette temizlenmiş olanlardan başkası el süremez, vaka, 79 buyurmuştur. Binaenaleyh, Mahlukatın en kerimi olan kalbi ki Cenab-ı Hak, andolsun, biz, Adem oğullarını üsiyün bir izzet ve şerefe mazhar kılmışızdır, İsra. Yetmiş, buyurmuştur necis ve pis olan şeytanın tutması, nasıl caiz olur? Allah, en iyisini bilendir. 6, sekinet. Nitekim Cenab-ı Hak, Allah, müminlerin yüreklerine sekineti indirendir, fetih, 4, buyurmuştur. Hazreti Musa, aleyhisselam, da, Sekine'yi elde etme arzusu içinde olunca, Rabbim, göğsüme genişlik ver, buyurdu. Bundaki nüktede şudur, Hazreti Ebu Bekir, radıyallahu anh-ı, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, ile birlikteydi ve korkuyordu. Sekine kendisine gelince, mahzun olma, tevbe, kırk buyurdu. Binaenaleyh, iman Sekinesi nazil olunca, onlar Cenab-ı Hakk'ın, korkmayın, üzülmeyin, fussilet, 30, kitabını duydukları zaman ferahladılar. Hem, Sekine kendisine nazil olup gelince, Hazreti Ebu Bekir, radıyallahu aneh, Allah, içinizden iman edip de güzel güzel amelde bulunanlara yemin ile vadetti ki, kendilerinden evvel gelenleri, nasıl, kafirlerin, yerine getirdi ise, onlanda yeryüzünde elbette, müşriklerin, yerine geçirecek, nur. 55 yani onları yeryüzünde halife kılacağını vadetti ayetinde bahsedilen kimselerden oldu. 7 Muhabbet ve zinet. Nitekim Cenab-ı Hak fakat Allah size imanı sevdirdi. Onu kalbilerinizde süsledi. Hucurat 7 buyurmuştur. Bundaki nükte de şudur. Yere bir tohum atan kimsenin o tohumu yeri ifsad etmez ve onu yakmaz. Binaenaleyh Hak Panehu ve Teala muhabbet tanesini kalp arazisine atınca, o tane o araziyi nasıl yakar? 8. Cenab-ı Hakk'ın ve kalbilerinizin arasını uzlaştırdı, Ali İmran, 103 ayetinin ifade ettiği ülfet. Bundaki nükte de şudur, Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, ashabının kalbilerini uzlaştırdı. Sonra onları, ne gayb halinde, ne de yanında iken yalnız başlarına bırakmadı. Çünkü o, bize ve, Allah'ın salih kullarına selam olsun buyurdu. Binaenaleyh, rahim olan Allah onları nasıl terk eder, yalnız basına bırakır. 9. İtminan, nitekim Cenab-ı Hak, haberiniz olsun ki, kalbüler ancak zikrullah ile mutmain olur, Rad, 28 buyurmuştur. Hazreti Musa, aleyhisselam, da, itminan arzusunda olduğu için, Rabbim göğsüme genişlik ver, dedi. Bundaki nükte de şudur, Kulun ihtiyaçları sınırsızdır. Bundan dolayı bu alemde bulunan her şey ona verilecek olsa bu ona yetmez. Çünkü onun ihtiyaçları sınırsızdır. Maddeler ise sınırlıdır. Sınırlı olan sınırsız olana mukabele edenler onu karşılayamaz. Tam aksine sınırsız olan ihtiyaçlarda yeterli olacak şey sınırsız olan kemal ve mükemmelliktir. Böyle bir şey ise sadece Cenab-ı Hakk'a aittir. İşte bundan dolayı Cenab-ı Allah, haberiniz olsun ki, kalbiler ancak zikrullah ile oturaklaşır, Rad, 28, buyurmuştur. Kafir kalbin sıfatları. Sen, müminlerin göğüslerinin şerh edilmesinin ne demek olduğunu anlayınca, kafirlerin kalbilerinin şu sıfatlarını da anla ve öğren. 1. Cenab-ı Hak, işte onlar sapıp eğrildikleri zaman, Allah da onların kalbilerini döndürdü, saf, 5. 2- Sonra, sıvışıp, giderler. Allah da onların gönüllerini ters çevirdi. Tevbe, 127. 3- Kalbilerinde hastalık vardır. Bakara, 10. 4- Kalbilerini kaska tıkıldık. Maide, 13. 5- Onların kalbilerine, Kur'an'ı anlamasınlar diye, örtüler gerdik. Enam, 25. 6- Allah kalbileri üzerine mühür vurdu. Bakara, 7. 7- Yoksa onların kalbileri üzerinde kilitler mi var? Muhammed, 24. 8- Hayır, doğrusu, irtikab ettikleri günah onların kalbilerine galebe çalmıştır. Mutafifin, 14. 9- İşte o kimseler, Allah'ın, kalbileri üzerine mühür vurduğu kimseler. Muhammed, 16. Buyurmuştur. Ey Rabbimiz ve Efendimiz, sen lütuf ve ihsanınla bu dokuz hizlan kapısını bize kapa, bizi ihsanınla tedavi et sar ve bize, lütuf ve rahmetinle dokuz ihsan kapını aç. Çünkü sen, dilediğin her şeye kadirsin. Kalbin şerh edilmesinin hakikati. Beşinci fasıl, bu, kalbin şerh heditmesinin hakikatine dair bir fasıldır. Ulema bu hususta da iki açıklama yapmıştır. Bir, Kalbin ne rağbet ne de rehbet, korku, açısından dünyaya yönelik herhangi bir iltifatının kalmaması demektir. Kalbin dünyaya arzu duyması onun, aileye, çoluk çocuğa, onların faydasına olanları, elde edip, zararlı olan şeyleri de onlardan savuşturmaya bağlanıp kalmasıdır. Rehbet, korku, su ise, onun, düşmanlarından ve kendisiyle mücadele edip çekişenlerden korkması demektir. Binaenaleyh Allah, kulunun kalbini genişletince onun gözünde, dünya ile alakalı olan her şey değerini yitirir, böylece onlar bir sinek, kara sinek, ya da sivrisinek gibi görülürler. O, ne onları arzuladığı için onları çağırır, ne de onlardan korktuğu için onları engellemeye çalışır. Böylece bütün her şey, onun gözünde, adeta yok ve hiç gibi olmuş olur. Bu durumda da kalbi tamamıyla, Allah'ın rızasını talep etmeye yönelir. Buna bir misal vermek gerekirse denilebilir ki, kalp, tıpkı bir su kaynağı gibidir. Beşeri kuvvet zayıf olduğu için, küçük su kaynağına benzer. Binaenaleyh sen, tek bir kaynağın suyunu pek çok, arka dağ itığında, hepsindeki su azalır ve zayıf olur. Ama, suyun tamamını tek bir arka bağladığında bu su, kuvvetli bir su olur. İşte bundan dolayı Hazreti Musa, aleyhisselam, Rabbisinden, kalbinin dünya ve onunla ilgili şeylerden uzak durur bir hale gelebilmesi için, onu, dünyayı ayıplamaya ve dünyayla ilgili olan şeyleri kabih ve değersiz gelmeye muvaffak kılması suretiyle, göğsünü genişletmesini istemiştir. Binaenaleyh, böyle bir nefret tahakkuk edince, kalp, tamamıyla kutsi aleme ve ruhani makamlara doğru yönelir. 2. Hazreti Musa, aleyhisselam, bu büyük makama nasip edilince, bir takım zor mükellefiyetlere muhtaç oldu. Vahiy kavramak, hakka hizmete devam etmek ve maddi alemi islah etmek, bunlardan birkaçıdır. Böylece, o sanki alemi yönetmekle mükellef tutulmuş oldu. Halbuki bunlar an birisine iltifat etmek, diğeriyle meşgul olmaktan alıkor. Baksana, bakmakla meşgul olan kimse, gerçek anlamda, duymadan, duymayla meşgul olan kimse de, görmekten ve hayal etmekten alıkonulmuş olur. Binaenaleyh bu kuvvetler, hem cezbeden hem de meneden kuvvetlerdir. Halbuki Musa, aleyhisselam, her ikisine de muhtaçtır. Hakkın cemalıyla ünsiyet kuran kimse, hakkın cemalinden ürker ve ondan uzaklaşır. İşte bundan dolayı Hazreti Musa, aleyhisselam, kuvvetinin alemi iyice zapt edip kavrayabilmesi için, ona mükemmel bir kudret vermek suretiyle, Rabbinden göğsünün genişletilmesini istemiştir ki, işte göğsünü genişletilmesinden maksat budur. Alimler bunun için birkaç misal vermişlerdir. İnsanın vücudu bir ülke gibidir. Birinci misal, bil ki, bedenin tamamı bir ülke gibidir. Göğüs onun kalesi, gönül köşkü, kalp tahtı, ruh hükümdarı, akıl veziri, şehvet o beldeye nimetleri celbeden en büyük görevli, memur, gazap, devamlı dövme ve terbiye etmekle meşgul olan seyis, duyu organları ise, onun gözcüleri, diğer kuvvetler ise, hizmetçiler, işçiler ve sanatkarlar gibidirler. Şeytan, işte bu beldenin, bu kalenin ve bu hükümdarın düşmanıdır. Şeytan, kral, heva, hırs ve diğer kötü huylar ise, onun ordularıdır. Ruhun, o memleketin hükümdarının, gönderdiği ilk şey, veziridir, yani akıl. Şeytan da buna mukabil, hevayı öne sürer. Böylece akıl, Allah'a, heva ve heves de, şeytana davet etmeye başlar. Sonra ruh, hükümdar, akla yardımcı olsun diye zekayı öne sürer. Buna mukabil şeytan da, şehveti gönderir. Binaenaleyh zeka seni, dünyayı tenkide yöneltir, şehvet ise, seni dünya lezzetlerine karşı tahrik eder. Daha sonra ruh, o bedenin hükümdarı, zekayı tefekkürle kuvvetlendirmek için, onun yardımına tefekkürle koşar. Böylece de tefekkür ve zeka, Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, inde, bir saatlik tefekkür, bir yıllık ibadetten hayırlıdır, keşful hafa, 1310. Buyurduğu gibi mevcut olan ya da bulunmayan her türlü ayıp ve kusurlara muhtalı olur. Bunun üzerine şeytan tefekkürün karşısına gafleti çıkarır. Derken ruh sabır ve sebatı öne sürer. Çünkü acele güzeli çirkin, çirkini ise güzel görür. Seber ü sebat ise akit dünyanın değersizliğine vakıf kılar. Derken şeytan bunun karşısına da aceleciliği ve çabukluğu çıkarır. İşte bundan dolayı Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, yumuşaklık ve şefkat bir şeyde bulunduğunda onu tezin eder. Bir şeye de cehalet ve ahmaklık arız olduğunda onun değerini düşürür, Müslim, 1. 78 buyurmuştu. Bu sebeple Cenab-ı Hak, kendisinden rık ve sebat öğrenilsin diye, gökleri ve yeri altı günde yaratmıştır. İşte bu iki sınıf arasında bulunan düşmanlık böyledir. Senin kalbin ve göğsün bir kaledir. Sonra, o kalenin bir hendeyi bulunur ki, bu da dünyada iken tatbik edilen zühdür ve dünyaya aşırı rağbet etmemektir. Bunun bir suru da vardır ki, bu da ahirete arzu duymak ve Allah'ı sevmektir. Binaenaleyh eğer, hendek büyük olur, suğur da kuvvetli olursa, şeytanın ordusu onu tahrib edemez ve böylece gerisin geriye dönüp gider, kaleyi de olduğu gibi bırakırlar. Eğer zühd hendeyi derin olmaz, Ahiret sevgisi surul'da kuvvetli olmazsa, düşman, göğüs kalesini açar, oraya gider ve orada düşmanın orduları olan heva, kendini beğenme, kibir, cimrilik, Allah hakkında suizan dedikodu ve gıybet gibi şeyler oraya girer ve orada geceler. Böylece hükümdar köşke sıkışıp kalır ve işi zorlaşır. Ama, tevfik, yardımı gelip, o düşman ordusunu o kaleden çıkarınca, o zaman iş kolaylaşır göğüs genişler, şeytanın karanlıkları çıkar ve, Rabbul aleminin hidayet nurları, içine dolar ki, işte Hazreti Musa aleyhisselam'ın, Rabbim, göğsüme genişlik ver, niyazı ile kastedilen budur. İkinci misal, bil ki, nurun kaynağı kalbitir. İnsanın, zevcesiyle, çoluk çocuğuyla meşgul olması, insanlarla arkadaşlık yapma arzusu duyması ve düşmanlarından korkması, kalp güneşinin nurunun gönül sahrasına girmesine mani olur. Binaenaleyh, Cenab-ı Hak, kulunun basiretini kuvvetlendirip böylece de o, mahlukatın aciz olduğunu, dareindeki faydalarının azlığını görüp müşahede edince, onlar onun gözünde küçülür. Şüphe yok ki onlar, Cenab-ı Hakk'ın, Allah'ın zatı hariç, her şey yok olucudur, kasas. 88, buyurduğu gibi, mahza yokluk olmaları açısından kul, Allah'ın dışında kalanların mahza yokluk olduklarını müşahede edip durur. İşte bu noktada, onun kalbi ile Allah'ın celal nurları arasındaki perde kalkar. Perde kalkınca da o kalp nur ile dolar ki, işte göğsün genişlemesi budur. Sadır kalp akıl ilişkileri. Altıncı fasıl, bu fasıl, sadır, kelimesinin ne demek olduğu hakkındadır. Bil ki, bu kelimeyle bazan, kalp, murat edilir. Nitekim Cenab-ı Hak, Allah'ın göğsünü İslam'la açtığı kimse. Zümer, 22, Rabbim göğsüme genişlik ver, taha, 25, ve kalbilerde olan şeyler saçılıp ortaya döküldüğünde, Adiyat, 10, ve Allah, gözlerin hain bakışını, göğüslerin gizleyeceği her şeyi bilir, Mümim, 19, buyurmuştur. Bazanda, bu kelimeyle, içinde kalbin bulunduğu o mekan kastedilir. Nitekim Cenab-ı Hak, fakat hakikat şudur ki, gözler kör olması fakat sinelerin içindeki kalbiler kör olur, haç, 46, buyurmuştur. Alimler, aklın yerinin kalp mi yoksa beyin mi olduğu hususunda ihtilaf etmişlerdir. Kelamcıların ekserisi, onun mahallinin kalp olduğu kanaatindedirler ki, biz bu meseleyi Cenab-ı Hakk'ın, onu senin kalbine, sivrile emin indirdi, şu ara 193 ila 194, ayetlerinin tefsirinde inceledik. Bazı kimseler de şöyle demişlerdir, bu hususta, kullanılan şu dört kelime vardır. Sadır, kalp, fuad ve lüb kelimeleri, sadır, İslam'ın karargahıdır. Nitekim Cenab-ı Hak, Allah'ın, göğsünü, sadrehu, İslam'la açtığı kimse, zümr, 22, buyurmuştur. Kalp, imanın karargahıdır. Nitekim Cenab-ı Allah, fakat Allah size imanı sevdirdi onu kalbilerinizde süsledi, bu körat, yedip buyurmuştur. Gönül, Fuad, marifetullahın karargahıdır. Nitekim Cenab-ı Hak, onun gördüğünü kalp yalana, çıkarmadı, Necm 11 ve, çünkü kulak, göz ve kalp, bunların her biri bundan mesuldür, İsra, 36, buyurmuştur. Lüb, ise, tevhidin karargahıdır. Nitekim Cenab-ı Hak, ancak lüb, hali sakıl, sahipleri öğüt alır, Zümer, 9 buyurmuştu. Bil ki kalp, bu aleme gönderilirken, tıpkı bomboş bir levha, kağıt gibi, nakış ve yazılardan hali ve beri, boş olarak gönderilmiştir. Binaenaleyh o, beden aleminde tıpkı, levhi mahfuz gibidir. Daha sonra Cenab-ı Hak oraya, rahmet ve azamet kalemiyle, mevcudatın nakışları ve mahiyetlerin şekillerine ait, aktl alemini ilgilendiren her şeyi yazmıştır ki bu, bu küçük alemin kıyameti kopuncaya kadar tek bir satır gibidir ki bu da mücerret şekil ve tertemiz bir haldir. Sonra akıl, tevfik muvaffakiyet gemisine biner ve onu makulat alemiyle ruhaniyet alemlerinin dalgalandığı denize atar. Böylece bazan azamet ve kibriya rüzgarlarının estiği yerden saadet ve mutluluk lehaveti, bazan da helak edici olan rüzgarlar eser. Derken tefekkür gemisi çoğu kez Celal'in tecelli ettiği tarafa ulaşır, böylece kendisine uluhiyet nurları doğar ve akıl dalalet zulmetlerinden kurtulur. Bazan da gemi cehaletler cenubunda batar, kırılıp parçalanır ve içindekiler boğulur. O gemi izzetin dalgalarının çarpışması arasında gemiyi koruyana ve onun nur ve hidayetlerinden almaya ihtiyaç duyar da işte o zaman Rabbim göğsüme genişlik ver. Der. Bil ki akıl, imkanlar aleminin süfliliğinden, vasibül vücudun ulviyetine doğru terakki etmeye başladığında, mahiyetleri mütala ile, mücerdat ve, mufarekat, kesbetme ile olan meşguliyeti fazlalaşır. Her mahiyetin, ya onunla birlikte ya da onun için olduğu malumdur. Binaenaleyh, eğer o mahiyet onunla birlikte olursa, basiret, uluhiyetin izzet celalimi nurlarıyla dolar, Böylece de o orada diğer nurları mütalaa etmekle meşgul olmaz. Bunun dışında katan görme ve basilet namına ne var ise onlarda yok olur, izmihlale uğrar. Yok eğer bu mütalaa onun için olan şeyden dolayı ise işte bu noktada şöylesi bir ilginç hal meydana gelir. Şayet bir nurdan meydana gelmiş olan bir küre ara yere konulsa ve ona güneşin ışınları düşse, böylece o ışınlar belli bir alana yansırlar. Böylece de ışınların yansıdığı o alan, yanar. Binaenaleyh, bütün mümkün varlıkların mahiyetleri, kutsiyet güneşinin, azamet nurunun ve celal aydınlığı mukabiline konulmuş olan saf bir billur küre gibidirler. Eğer kalbete bunlara doğru bir iltifat meydana gelirse, o kalbete bütün bunlara yönelik bir nispet oluşur, meydana gelir. Böylece de uluhiyetin kibriya ışınları, bunların her birinden kalbe yansır, böylece de kalp, yanıp tutuşmaya başlar. Yakan şeyin çokluğu nispetinde oyanmanın da daha mükemmel olacağı malumdur. İşte bundan dolayı Hazreti Musa Aleyhisselam mümkünat alemiyle ilgili dereceleri idrak edebilmem ve böylece de celal nurlarıyla yanma makamına ulaşabilmem için Rabbim göğsüme genişlik ver demiştir ki bu Hazreti Peygamber bana eşyanın hakikatini nasıl iseler öyle göster şeklindeki sözünden kastedilendir. Hazreti Peygamber eşyanın, celal nurlarıyla yanıp tutuştuğunu müşahede edince, ben, seni med ve sena etmekten acizim, bunu yapamam, Müslim, Salat 222. buyurdu. Bazı müteferrik meseleler. Yedince fasıl, bu fasıl, geriye kalan bahislerle alakalıdır. Hazreti Musa, aleyhisselam, bu açıklamanın faydasının, Allah'a değil de kendisine yönelik olduğunu ortaya koymak için, ya Rabbi göğsümü aç, dememiş, ya Rabbi benim için, dememiş, Ya Rabbi, benim için, göğsünü aç, demiştir. Hazreti Peygamber'in göğsünün açılması keyfiyeti ile bu açılma ve Hazreti Musa, aleyhisselamın göğsünün açılması arasındaki üstünlük derecelerini biz inşallah, inşirah, ayetini tefsirinde açıklayacağız. Allah doğruyu en iyi bilendir. İkinci matlub, Cenab-ı Hakk'ın işimi kolaylaştır, ayetidir. Ehli sünnete göre, Bununla Cenab-ı Hakk'ın fiilleri yaratması kastedildiği halde, mu, tezileye göre, kolaylaştırıcı lütuf fiillerine tahrik edip sevk etmek manası kastedilmiştir. Buna göre şayet, mümkün olan her çeşit lütuf fiilini, Allahü Teala yapmıştır. Binaenaleyh, böyle bir istekte bulunmanın faydası nedir? Denilirse biz deriz ki, burada, ancak böyle bir istekten sonra yapılması güzel olan lütuf fiillerinin bulunması muhtemeldir. Binaenaleyh, bu isteğin faydası, o lütuf fiillerinin güzel olmasıdır. Konuşma büyük nimettir. Üçüncü matlub, Hazreti Musa aleyhisselam, ın, dilimden de düğümü çöz ki, sözümü iyi anlasınlar, ifadesidir. Bu ifadeyle ilgili birkaç mesele vardır. Birinci mesele, bil ki konuşmak büyük bir lütufçur. Bunun böyle olduğuna şunlar delalet eder, A. Cenab-ı Hak insanı yarattı, ona, beyanı öğretti, Rahman. 3 ila 4, buyurmuş, ve ona, beyanı öğretti dememiştir. Çünkü Cenab-ı Hak şayet bu ifadeyi önceki ifadeye atfedecek olsaydı, bu ifade, ondan başka olurdu. Ama Cenab-ı Hak bu ifadenin başına atıf harfi getirmeyince, onun, ona beyanı öğretti ifadesi, onun insanı yarattı, ifadesinin adeta bir tefsiri gibi olmuş oldu. Buna göre Cenab-ı Hak sanki, ona beyanı öğretmek için, insanım hakkı ve yaratıcısı olmuş olur ki, bu sözde, insanın mahiyeti, hayvan ınatık olmasıdır, şeklindeki meşhur söze varıp dayanır. B. insanların dilin büyük bir lütuf olduğu hususunda ittifak etmiş olmalarıdır. Nitekim Züheyr, yiğidin dili, onun yarısıdır, diğer yarısı da kalbi. Geriye ise ancak, et ve kandan, mürekkep, bir suret kalmıştır, demiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh de şöyle demiştir: Şayet dil olmasaydı insan, salı verilmiş bir hayvan yahutta sadece kalıba dökülmüş bir şekil olurdu. Bu biz zihnin anlayışını ve lisanın konuşma kabiliyetini insandan kaldıracak olsak insanda geriye ancak hayvanlarda bulunan şeyler, et parçaları kalırdı demektir. Yine ulama kişi, en küçük o iki parçası, yani kalbi ve lisanıyla kişidir, demişlerdir. Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, kişi, lisanın altında saklıdır, buyurmuştur. C. Hazreti Adem, aleyhisselam, in münakaşa sırasında, onun üstünlüğü ancak, nutku, konuşma sebebiyle tahakkuk etmiştir. Çünkü Cenab-ı Hak, ey Adem onlara, o eşyanın isimlerini bildir, demiş, Hazreti Adem, aleyhisselam, de onlara o eşyanın isimlerini haber verince Cenab-ı Hak, ben size, göklerin ve yerin gaybını ben bilirim, demedim mi? Bakara, 33, demiştir. De, insan, ruh ve kalıptan mürekkep olan bir cevherdir. Onun ruhu, melekler alemindendir. Binaenaleyh o ruh, devamlı olarak mugayyebatın şekillerini, melekler aleminden elde eden sonra da, bu istifadeden sonra da o şekilleri, maddeler alemine aktarır. Onun bu istifadedeki vasıtası, zihni tefekkürü ve konuşmasıdır. O vasıta, bir saatlik tefekkür, bir yıllık ibadetten daha hayırlıdır, da denildiği gibi, en büyük ibadet olunca, bunu ifade de vasıtanın da uzuvların en şereflisi olması gerekir. Binaenaleyh, Hazreti Musa, aleyhisselam'ın, Rabbim göğsüme genişlik ver, sözü, ruhta meydana gelen nuru talep etmeye, onun, işimi kolaylaştık, ifadesi de, bunu elde etmeye ve bu elde etmenin kolaylaştırılmasına bir işaret olmuş olur ki, işte bu noktada, o ruhani istifadede bir kemal meydana gelmiş olur. Bundan sonra da geriye ancak, beyan, makamı kalmış olur ki, bu da o kemali başkasına aktarmaktır. Bu ise ancak dil ile olur. İşte bundan dolayı Hazreti Musa, aleyhisselam, dilimden de düğümü söz, demiştir. E, ilim, kesinleşmiş olan bilgiye göre, yaratılan şeylerin en üstünüdür. Cömertlik ve bağış da, taatların en faziletlisidir. Uzuvlar içinde elden daha üstünü yoktur. El, maddi bağışın vasıtası olduğu için, yüksek, yani veren el, alçak, yani alan elden daha hayırlıdır, denilmiştir. Maldan daha hayırlı olan ilim, lisan bağışının aleti, vasıtası olunca, dilin, uzuvların en şereflisi olması gerekir. Bilgilerin verilmesinde vasıta olan şeyin dil olduğunda şüphe yoktur. Binaenaleyh dilin, uzuvların en kıymetlisi olması gerekir. Sükutu övenler. Bazı kimseler, şu sebeplerden dolayı susmayı övmüşlerdir. 1- Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, susmak hikmettir, bunu yapan ise azdır, Deylemi, 3851 buyurmuştur. Rivayet olunduğuna göre insanın uzuvları dil hakkında tefekkür edip şu karara varmıştır, aramızda, Allah'tan en çok sen kork. Çünkü sen, müstakim olursan, biz de müstakim olursun. Eğer eğri büğrü olursan, biz de eğri büğrü olursun. 2- 4 çeşit söz vardır. a- Sırf zarar veyahutta zarar tarafı baskın. b- Zararı faydası denk c. Fayda tarafı baskın. d. Sırf fayda olan. Sırf zarar veya zarar tarafı baskın olana gelince, bunun terk edilmesi gerekir. Faydası ve zararı eşit olan ise ayıptır. Geriye son iki kısmı kalmış olur ki, bu iki kısmı da daha fazla zarardan arındırmak zordur, çetindir. Binaenaleyh, evla olanı, konuşmamaktır. 3- ister yaratıcı isterse yaratılmış, İster malum isterse mevhum, vehmi, hiçbir mevcut veya madüm, olmayan, yoktur ki, lisan onu ifade etmemiş ve ona, müsbet veya menfi manada değinmemiş olsun. Çünkü kalbin içinde aldığı her şeyi, lisan, hak veya batıl olarak ifade eder. Bu, diğer uzuvlarda bulunmayan bir özelliktir. Çünkü göz, renklerin ve şekillerin kulak, seslerin ve harfin, elde, maddelerin ötesine geçemezler. Diğer uzuvların günahlarının aksine, o kolayca, külfetsiz bir biçimde günah işler ya da sevap elde eder. Çünkü, diğer uzuvlar isyan etme hususunda, genelde elde edilmesi zor olan pek çok şeylere gerek duyarlar. İşte bundan dolayı evla olan, konuşmamaktır. 4- Konuşmamayı ifade için şu dört kelime kullanılır, sam, sükut, mesat ve ısahe sam, bunların genel olanıdır, çünkü bu kelime hem konuşabilen, hem de konuşamayanlar hakkında kullanılır. İşte bundan dolayı, konuşan, yani zahiri mal, susan, yani halkça bilinmeyen, altın, gümüş, mal, denilmiştir. Sükut, ise, konuşabilenin konuşmaması demektir. İnsat, dinlemeyle birlikte susmaktır. Bunlardan biri diğerinden ayrıldığında, o durumu ifade için, insaat, fiili kullanılmaz. Nitekim Cenab-ı Hak da, her ikisini bir arada kullanarak, derhal onu dinleyin, susun, araf, 204 buyurmuştur. Islaha ise, mesela bir sır ve uzak bir yerden gelen ses gibi, anlaşılması zor olan şeylere kulak vermek, dinlemektir. Bil ki, sümt, yokluktur. da ise fazilet yoktur. Bilakis bizzat nutkun, konuşmanın kendisinde fazilet vardır. Rezillik ise münakaşa etmededir. Şayet böyle olmasaydı Hazreti Musa aleyhisselam dilimde de düğümü çöz diye istekte bulunmazdı. Musa aleyhisselam ön dilindeki tutukluk. Alimler Hazreti Musa aleyhisselam'ın lisanında bulunan o düğümün ne olduğu hususunda şu iki görüş üzere ihtilaf etmişlerdir. Bir bu düğüm Cenab-ı Hakk'ın onun lisanında yaratmış olduğu bir düğümdür. Bunun için o, Allah'tan, bunu kaldırmasını istemiştir. 2. Bunun sebebi şudur, Hazreti Musa, aleyhisselam, çocuk iken, Firavun'un sakalını tutup onu yoldu. Firavun da, onu öldürmeyi kafasına koyarak, elinde mülkümün ve kudretimin zail olacağı kimse budur, dedi. Bunun üzerin Asiye, o, akledemeyen bir çocuktur. Bunun emaresi ise, senin ona hurma ve ateşi yaklaştırmanda, dedi. Sonra da, bu iki şey onun önüne konuldu, o, ateşi aldı ve ağzına koydu. İşte bu fikri savunanlar da kendi aralarında ihtilaf etmişlerdir. Bazıları onun elinin ve dilinin yanmadığım, çünkü elinin asayı tutma aleti ki, bu da o hasanın hüccet olmasıdır, lisanın da, zikir aleti olduğunu, dolayısıyla yanmayacağını söylemişlerdir. Bunların bir delili de, İbrahim aleyhisselam ön Nemrut'un ateşiyle yanmamasıdır. Musa aleyhisselam da tandıra atılınca yanmamıştır. Binaaaley daha nasıl burada yanabilir? Diğer bazıları da şöyle demiştir: Onunla yeme içme hakkı doğmasın diye dili değil de eli yandı. 3 eli değil de dili yandı. Çünkü hücum ve saldırma eliyle olmuştu. Lisa'nına gelince o ona "Babacığım" diye hitap etmişti. 4. Hem yeme içme, hem de konuşma hakkı doğmasın diye, her ikisi birden yandı. Alimler, Hazreti Musa, aleyhisselam'nın o düğümün çözülmesinin için talep ettiği hususunda şu şekillerde ihtilaf etmişlerdir. Tutukluğun giderilmesinin dilemesinin sebebi. 1. Peygamberliği ifa hususunda, kesinlikle bir arıza meydana gelmesin diye. 2. Nefreti izale için. Çünkü, Lisan'daki tutukluk, bazan o kimseyi hafife alma ve ona iltifat etmeme neticesine götürür. 3. Mucize olsun diye Hazreti Zekeriya, aleyhisselam, ı konuşamam ası kendisi hakkında nasıl bir mucize olmuşsa, Hazreti Musa, aleyhisselam, ı lisanının çözülmesi de onun hakkında bir mucize olmuştur. 4. Kolaylığı talep etme ve teminat mı? Çünkü, Ceberut'a ve Kibrin'e bürünmüş olan Firavun gibilerine karşı söz söylemeye teşebbüs etmek bayağı zordur. Bir de buna, Usa'nın tutukluğu eklenirse had safhaya çıkar. Böylece o, işi kolaylaştırmak ve hafifletmek için, Rabbisinden o düğümün giderilmesini istedi. Dördüncü mesele. Hasan el Basri Cenab-ı Hakk'ın, Ey Musa, istediğin sana verilmiştir, Taha, 36, ayetine dayanarak, o düğümün ve o tutukluğun tamamıyla zail olduğunu söylemiştir ama bu görüş zayıftır. Çünkü Hazreti Musa, aleyhisselam, ukdeyi, onun tamamını lisanından çöz, dememiş, tam aksine, lisanımdan bir ukde çöz, demiştir. Binaenaleyh Cenab-ı Hak, tek bir ukdeyi çözdüğünde, Hazreti Musa, aleyhisselam, a, isteğini karşılamış olur. Gerçek şudur, onun tisanındaki ukdelerin ekserisi çözülmüş, ama onların azı kalmıştır. Bunun delili ise, Cenab-ı Hakk'ın, Firavun'un söylediğini naklettiği, yoksa ben ondan hayırlı değil miyim? O ki hakirdir, meramını bile neredeyse açfayamıyor, Zuhruf 52 ayetidir. Yani, o neredeyse meramını anlatamayacak, demektir. İşte bu ayette, onun nisanında bir tür tutukluk bulunduğu halde açıklamada bulunduğuna dair bir beyanat vardır. Buna da şu iki açıdan cevap verilmiştir. A. Zuhruf, 52 ifadesiyle, o, beyanatta bulunmadı, hücretle getiremez, manası kastedilmiştir. b. Kâde fiili karub, yakın oldu, manasındadır. Binaenaleyh, bu ifadeyle şayet, îsanen yapılan bir açıklama kastedilmiş olsaydı, o zaman bunun manası, o, beyana yaklaşamadı, şeklinde olurdu, böyle olması halinde de hiç beyanatta bulunamamış olurdu ki, bu batıldır. Zira o, hem Firavun'a, hem de onun yanındaki topluluğa hitap etmiş, onlar da onun sözünü dinlemiş ve anlamışlardı. Onun daha, hiç beyanatta bulunamadığı nasıl ileri sürülebilir? Tam aksine, belki de Firavun bunu, bakışları ondan çevirebilmek için, göz boyamak için söylemiştir. Ehli tasavvuf ise şöyle demiştir, Hazreti Musa, aleyhisselam, dilimden de, bir düğümü çöz, demiştir. Çünkü, düğümlerin hepsinin çözülmesi, Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, in nasibi ve hissesidir. Nitekim Cenab-ı Hak, yetimin malına, en güzel biçimde yaklaşın, İsra, 34, buyurmuştur. Binaenaleyh, bu da, Ebu Talib, radıyallahu aneh, in yetiminin hakkı olunca, hiç şüphesiz ki Hazreti Musa, aleyhisselam, bunun kıyısına yaklaşmamıştır. Allah en iyisini bilendir. Dördüncü ailemden bir yardımcı ver. Dördüncü matlab, Hazreti Musa, aleyhisselamın, bana kendi ailemden bir de vezir ver, sözünün ifade ettiği husus. Bil ki, Hazreti Musa, aleyhisselamın vezir talebinde bulunması, ya bizzat kendisinin bu işi hakkıyla yerine getirmesinden endişe duyup böylece de bir yardımcı talebinde bulunmasından dolayıdır, yahut da, samimiyetin tahakkuk edip hiçbir ithamında bulunmaması yanında, dini konularda yardımlaşmanın, Allah'a davet etme işi hususunda büyük bir meziyeti olduğunu görmesinden dolayıdır. İşte bundan dolayı Meryem oğlu İsa, Allah'a, doğru giden yolda, bana yardım edecekler kim? Havariler, biziz Allah'ın dininin yardımcıları, Ali İmran, 52, demişlerdir. Cenab-ı Hak Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, e sana, Allah ve sana tabi olan müminler yeter, Enfal, 64 demiştir. Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, benim hem gökte hem de yerde ikişer vezirim bulunmaktadır. Göktekiler, Cebrail ve Mikail, yerdekiler de Ebu Bekir ve Ömer'dir, buyurmuştur. Bu ayetle ilgili birkaç mesele vardır. Kenzul Ummal 11,32661 Vezir kelimesinin anlamı. Buradaki, vezir, vezir yük ağırlık kelimesinden alınmıştır. Çünkü vezir meliğin ve hükümdarın bir tür yükünü sırtlanır. Veyahut da ona yardımcı ve destekçi olur. Yahut da bu kelime sığınak ve melce anlamına gelen kelimesinden iştikak etmiştir ki bu kendisiyle korunuyan da demektir. Çünkü kral idare ettiği kimseler hakkında vezirine başvurur ve ona müracaat eder. Edban'ın işlerini de ona havale eder yahut bu kelime, yardımlaşma anlamına gelen, muvazere, maslarından türemiştir. Muvazere kelimesi de, Arapların deyimlerinden alınmıştır ki, bu da, bir kimsenin zor bir iş yapmaya hazırlandığında bağlayıp takviye ettiği yer anlamındadır. Bu açıklamayı, El Esma'yı yapmıştır. Normal olarak bu kelimenin, ezir, şeklinde olması gerekirdi, ancak ne var ki hemze vava çevrilmiş ve, vezdiren, şeklinde olmuştur. İkinci mesele Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Cenab-ı Hak bir idareciye hayrı murat ettiğinde ona iyi ve uygun bir vezir bahşeder. Unuttuğunda ona hatırlatır. Hayrı yapmak istediğinde ona destekçi olur. Şerri düşündüğünde de ona mani olur. Es-Sünenül Kübra 10 112. En da şöyle dermiş. En iyi kılıç bile ciladan müstane olamaz. En iyi hayvan da kamçıdan müstane olamaz. Ve en bilgin kral ve yönetici de, vezirden, yardımcıdan müstahane olamaz. Peygamberin vezire ihtiyacı var mı? Şayet, vezirden medet umma işine hükümdarlar yöneticiler muhtaçtır. Ama, Allah'tan aldığı vahiy ve risaleti belli bir topluma tebliğ mükellef olan peygambere gelince, vezirin ona ne faydası olabilir? Hem, Hazreti Musa, aleyhisselam, Rabbisinden, onu kendisine nübüvvet hususunda ortak kılmasını istemiş, onu işimde ortak kıl, Taha, 32, demiştir. Binaenaleyh o, daha nasıl vezir olabilir? Denilirse, bunun birinci şıkkına şu şekilde cevap verebiliriz, samimiyetin bulunması, töhmetin de olmaması yanında dini konularda yardımlaşmanın, Allah'a davet etmedeki tesiri hususunda büyük bir meziyeti vardır. Binaenaleyh, Hazreti Musa aleyhisselam da, kardeşi Harun aleyhisselam, a güveniyordu, işte bundan dolayı, Tebliğ hususundaki yüklerin bir kısmını onun üstlenmesi için Rabbinden Harun sayesinde sırtının kuvvetlendirilmesini istedi. 5. Vezirin ailesinden olmasını istemesi. 5. matlab o vezirin ehlinden yani akrabalarından olması. 6. Kardeşi Harun aleyhisselam -e vezirliğini istemesi. 6. matlab ehlinden olan o vezirin kardeşi Harun aleyhisselam olması. Hazreti Musa aleyhisselam kardeşi Harun aleyhisselam ön veziri olmasını şu iki sebepten dolayı istemiştir. 1. Dini konularda yardımlaşmanın büyük bir şerefi vardır. Binaenaleyh Hazreti Musa aleyhisselam bu şerefin kendi ehli için tahakkuk etmesini istemiştir. 2. Yahutta, onlardan her biri diğerini son derece seviyor ve birbirleriyle de o nispetle uyum sağlıyorlardı. İfadedeki kelimesinin mansup olması hususunda da şu iki izah yapılabilir.